Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 5. haftada oynanacak olan maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Milli ara bitti. Cumartesi günü yeniden start veriliyor TFF 1. Lig'e. Aynen. 5. haftada cumartesi günü 4, pazar günü 4, pazartesi günü de 1 maç oynanacak. Toplam 9 maç. Pazartesi günü oynanacak olan Sakaryaspor Bodrumspor maçının sonucunu çarşamba günü yeni hafta programımızın içinde değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta onu söyleyelim. Çünkü biz biliyorsunuz pazartesi günü sonuç videolarını çektiğimiz için pazartesi oynanan maçların sonuçlarını konuşamıyoruz. Aynen. Hani onu şimdiden söyleyelim. Bir klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından da maçtan öncesini konuşalım. Takımların transferleri var. Aynen. Onlara da değiniriz. Bazı takımlar hamleler yaptılar. Kocaelispor transfer yaptı mesela. Hepsini konuşuruz. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza öncelikle abonelik, ardından videomuza beğeni, yorum ve sonuna kadar izlemelerini rica ediyoruz. Dediğimiz gibi Sakaryaspor Bodrumspor maçının sonucunu haftaya çarşamba günü konuşacağız. Çünkü maç pazartesi günü oynandığı için biz de programları pazartesi günü çekiyoruz. Ayrıca izleyen herkesten de başta Instagram ve Twitter'dan bizleri takip etmesini de bekliyoruz. Erzurumspor Altay maçıyla başlayalım. Tamamdır. Cumartesi günü saat 16'da 2 tane maç var aynı saatte. İlk konuşacağımız maç Erzurumspor Futbol Kulübü Altay mücadelesi olacak. İki takım da çok sıkıntılı durumda. Tahtaları kapalı, transfer yapamıyorlar ve çok dar kadrolarla mücadele ediyorlar. Erzurumspor dün iç transferde Şala ile anlaştı biliyorsun. Herol İnşallah bir yıl daha takımda kaldı. O da takım bulamadığı için zaten geldi buraya. Aynen öyle. Zaten o çok performansa takılması zaten imkansız. Etkili bir oyuncu da değil. Ben de seninle aynı görüşteyim. Altay'da da bir Eren Erdoğan krizi var. Bu devam ediyor. Dün bir haber gördüm Eren'le alakalı. Hiç bitmedi ki Eren Erdoğan krizi. Gençler Birliği'nin Eren'le ilgilendiğine dair bir haber gördüm. Bir de Eren yönetime sözleşmesine bir madde koydurmak istemiş. Takım küme düşerse otomatikman serbest kalırım diye. Yönetim de bunu kabul etmeyip Eren'i de affetmemiş. Hani Eren'in kadro dışı kalma durumu devam ediyor. Ben yönetime orada hak veriyorum zaten. Nasıl bir maç bekliyorsun? Çok kritik bir maç. İki takımın da tahtası kapalı, birbirlerinin direkt rakipleri. Maç Erzurumspor'un kendi stadında oynanacak. Onu söyleyelim. Bazı tribünler yine kapalı olacak ama o oynanacak hani Kazım Karabekir Stadyumunda. Ben Erzurumspor ev sahibi olduğu için en azından yenilmez diyorum. Altay'da da Murat Uluç yok, kırmızı kart cezalısı. Yorumun ne olur? Murat Uluç zaten oynamıyor ki yani. Belki son 10 dakika giriyor. 10 dakika falan giriyor işte. 20 dakika zaten 43 yaşına geldi yani Murat Uluç. Aynen. Eren Erdoğan konusunda da ben yönetime orada hak veriyorum. Yani oyuncular maalesef yine her zaman dediğimiz noktada. Daha bir şey olmadan hemen ben ne oldum havasına giriyorlar. Ya Eren Erdoğan'a gelene kadar bu takımda kazan kaldırması gereken oyuncular varsa Pahişa var, Özgür Özkaya var, Zeki Yıldırım var. İbrahim Öztürk 42 yaşında. Bu adam hala sonuna kadar mücadele ediyor. Bak bu adamın bir geleceği yok değil mi? Sonuçta futbolunu zaten şeyini bile bitirdi artık. Sonunu bile bitirdi. Tekrardan sonun sonunu yapmaya doğru gidiyor. Ama Eren Erdoğan'da daha bir şey yokken rekora koşuyor kendisini İbrahim. Hemen bir kaftağında görme durumu olması tarafında ben yönetime hak veriyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Çünkü hani şu anki mevcut kadroya baktığımız Altay'ın 2-3 senesine baktığımız zaman da hani Eren Erdoğan'ın öyle bir elle tutulur böyle bir performansı yok yani. Onu net bir şekilde görüyoruz. Payşa 40 yaşına dayandı. Adam 3 senedir bir tane maç değil, 2 tane maç değil, 5 tane maç değil, 10 tane maç değil. 20 tane, 30 tane, 50 tane maç sayıyoruz. O yüzden ben orada Altay yönetimine hak veriyorum. Onu buradan söyleyeyim. Eren Erdoğan burada bir kere kendisini gösterse aynı Kazımcan gibi transfer yapar. Bak Kazımcan nasıl kendini gösterdi, transfer yaptı. Sonra bir oyuncu daha gitti hatta takımdan. Hatırlayamadım ismini. Efe Sarakaya gitmedi, gidecekti. Yok o değil, başka bir isim daha vardı hatırlayamadım. Yani oyunculara teklifler geliyor. Yani o yüzden baktığımız zaman da kesinlikle iş oyuncularda bitiyor. Ama maalesef Türkiye'de genç oyuncular hemen ben ne oldum noktasına gidiyor. Ben bu karşılaşmada Erzurum tarafındayım. İki takım da net düşme adayı zaten. Erzurum'un en kötü kaybetmeden sahadan alacağını düşünüyorum. Şala da zaten Erzurum'da tahtanın kapalı olmasından dolayı oyuncu fazlalığı olsun diye geldi. Şala zaten etkisiz eleman. Yoksa şu ana kadar takım bulurdu. Şala peki bu maçta sence kadroda olur mu? Olsa da hiçbir şey olmaz. Ne olacak ki? Şala'dan bir şey olmaz yani. Şala şu anda burada bu ligde hangi takıma gitsin ben aynısını söylüyorum. 3. yılı olacak Şala'nın burada. 21, 22, 22, 23 bir de bu sezon. Ben de Şala'yı beğenmiyorum. Kasımpaşa'da da oynamıştı Süper Lig'de. Orada da bir etkili performans olmadı. Ben daha ileri gideyim. Şala'yı ikincilikte hedef olacak takımlara götürmem yani. Yani Şala... Yabancı oyuncu alınsın orada götürmem yani. Aynen sıradan bir oyuncu bence de ama Erzurum'da mecbur kaldı yenilemek için. Hı hı. Zaten iki takımın da tahtayı açmaları imkansız maalesef. Çok sıkıntılı bir sezon bekliyor. İkimiz de Erzurum yenilmez aynen diyoruz. Bakalım ne olacak. Zor bir maç. Her şey olabilir yani. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç da saat 16'da cumartesi günü başkentte oynanacak. Ankara Keçiörengücü sahasında Şanlıurfa Spor'u konuk edecek. Konuk ekip ligin yeni ekip olmasına rağmen lige iyi başladı. 4 maçta 8 puan topladı Şanlıurfa Spor. Ankara Keçiörengücü'nün de biliyorsun 4 maçta 5 puanı var. Bence fena başlamadılar. İlk 4 haftayı forvetsiz oynadılar neredeyse. Dembele'den tam randıman alamadılar ama ona rağmen kötü girmediler. Şanlıurfa Spor'da da transfer beklentisi var taraftarların ama ilgilenilen oyuncular hep başka takımlara kaptırılıyor. Kadem Aris Bandırmaspor'a gitti. Michael Nalepa bugün Çorum Futbol Kulübü ile imzalayacak. Çok vallahi ben bir şey söyleyeyim. Nalepa çok Urfa'nın gündeminde değil ama Haris net gündemindeydi. Ama Nalepa'da gündemdeydi. Bir kere yani çıktı yani o haber ama en çok zaten Çorum'un ilgisi vardı en başından yani beri. Çorum daha çok istiyordu. Çorum'un Urfa'nın tek net ilgilendiği Haris'ti. Yani Bandırma'ya gitmesine şaşırdık. Hiç Bandırma'yla ilgili haber çıktı mı? Aynen. Kocaeli çıktı, Urfa çıktı. Çarşamba günü hatta Urfa'ya gidecek dendi. Hı hı. Bir anda Bandırmaspor'a gitti Haris. Şanlıurfa Spor'da Jospin Enşirimana takımla beraber idmanlara çıkıyor bu arada. Onunla imzalanacak çok yüksek ihtimal. Galatasaray'dan genç futbolcu Özgür Baran Aksakan'ın da adı geçiyor. Ben Şanlıurfa Spor yönetimine buradan bir çağrı yapacağım. Kasimi gitti bu arada onu söyleyelim. O ya, kendi yalanladı kendi hesabından. Ama fake news dedi bilmiyorum. Fake haber dedi ama. Tura da gidecek büyük ihtimalle. O da idmanlara çıkıyor gidecek aynen dediler. Dün de yine idmandaydı El Hassan Ture. Vallahi bilmiyorum biz Urfa Spor için ben çok söyledim. Ben Urfa yönetimine buradan bir şey diyeceğim. Hedef ligde kalmaksa bence Urfa boşuna bu oyuncuları yollayıp yeni arayışlara giriyor. Oyuncu da alamıyorlar çünkü. Ben bu takımı tutarım. Zaten bu kadro her türlü ligde kalır. 3 tane tahtası kapalı takım var. He ama hedefi Urfa. İlk 2 ya da ilk 7 ise Haris'i ya da Nalepa'yı alacaktı mesela atıyorum. Peki bu oyuncuları da alamıyorsan, bunları da yolluyorsan niye Urfa bu kadar paniğe girdi ben onu da anlamadım. Bir de bu oyuncular Zafer Turan Hoca'dan habersiz mi geldi? Çünkü Zafer Hoca gönderiyor dendi oyuncuları. Yok haberli geliyor. Öyle bir dünya yok yani. Herkes işin kolayından bakıyor. Öyle bir şey yok. O zaman Zafer Hoca varken zaten bu transferler geldi. Zafer Hoca orada hasta mıydı acaba? Yok, rahatsız mıydı? Transferlerin çoğu geldi. Endia'yı bir kere... Endia iyi transfer. Kötü değil bak, ama. Endia yanlış. Ben gene aynısını söylüyorum. İyi oynadı 4 hafta. Ama ben yanlış diyorum. O zaman peki da söyledim çünkü. Ben ne diyorsam yapamam. Çelişkili yorum yapmam. En başından beri söyledim. 4 maçta iyi oynuyor ayrı. Zaten ben diyorum Urfa'nın 4 maçtan sonra asıl sınava başlayacak. Bence yani Urfa'nın sınavları başlamıyor. Çünkü Urfa'nın hedefi ligde kalmak olduğu için belli başlı rakipleri var. Onlara karşı iyi sınavlar verdi. Urfa'nın bana göre... Rakipleri belli. Erzurum, Altay, Giresun, Bolu, Ümraniye, Tuzla. Urfa'nın rakibi Kocaeli değil, Gençler Birliği değil, Manisa değil. Hepsinden rakip olarak değil ben maç dengesi. Urfa o maçların hepsinden 0 çekerse şaşırmam mesela. Ben hepsinden çekebilir. Maç dengesi olarak bakıyorum o yüzden mesela Giresun gitti. Şey yendi işte bak Çorum yendi 3-0. Olabilir. Urfa'ya gidip yenebilir ama onlardan birini. Şimdi ben söyleyeyim Zafer Turan Hoca'nın ön onayıyla geldi bu oyuncular. Hiçbir şekilde onay olmadan gelmedi. Onu buradan söyleyeyim. Herkes yazıyor. Kolay öyle kolay değil bu işler. Zaten ben de sana bir şey diyeceğim oradan devam. O zaman Zafer Hoca bu oyuncuları niye aldırdı? Ben zaten yanlış olduğunu söyledim. Burada bunu söylemene gerek yok bak bu. Bana bunu bana söyleme hakkın yok. Neden yok? Niye? Ben seninle programı yaptığım zaman da o gün hatta programda kapıştık yabancı oyunculardan dolayı. Hepsine ben yanlış dedim. O yüzden Zafer Hoca ben o günkü yorumlarımın arkasındayım. Şanlıurfa Spor daha bu oyuncuları hiç oynatmadan gönderiyor. Mato 60 dakika oynamadan yolladılar. Oynayamaz ki zaten. Öyle bir oyuncu değil zaten. Diğer takımlarda da birçok transfer çıktı. Hiçbirini göndermiyorlar. Birçok takımın yaptığı transferler şu ana kadar etkisiz. Ben zaten işte Urfa 60 dakikada adamları yolladı. İşte ben sana orada ne söylemek istedim? Urfa'nın belli bir gücü var maddi olarak. Sen bu gücü öyle zar transferlerine verirsen bu sefer sen sıkıntıya girersin. Niye sıkıntıya girersin? Senin attığın her bir kuruş bile şu anda zarar, öyle gidecek parada. Urfa bunu gördü. Bu affedersin sıradan oyunculara daha fazla para vermemek için gönderiyorlar. Bu kadar basit. O yüzden ki giderlerse özellikle, daha gitmediler ama gidecekleri konuşuluyor ki zaten bir şey vermiyor bu oyuncular. Görüyoruz yani hepsini. Bir şey vermediklerine katılıyorum ama bu takımda kaldığı sürece de bu oyuncular para almaya devam edeceği için Urfa Spor tarafı büyük ihtimalle zaten göndermek istiyor. Mato 60 dakika bile oynamadı toplamda. Oynayamaz mesela. Ki zaten. Bu adamın hani bu kadar kötü olduğuna nereden kanaat? Mert Çapar 4 maçta 300 dakikadan fazla oynadı. Mert Çapar da hiçbir şey yapmadı. O zaman onu da yollasınlar atıyorum. O da gidecek zaten. Ben gene söylüyorum. Ben sezon başladığı zaman dedim Mert Çapar'ı bu ligde göreceğiz performansına göre. Oynar mı oynamaz mı? Şu an 4 hafta kötü. Ya Mert Çapar daha kaldı. En kötü 2. lige gider. Iğdır'a falan. Paralı bir takıma. O beni ilgilendirmiyor. Ben Urfa Spor'u yorumluyorum. Ben zaten Barış Gök'ün de hata yaptığını düşünüyorum. Şanlıurfa Spor'un bu sene hedefi yok. Iğdır'a gitmişti. Çok daha iyi bir takıma gitti maddi olarak. Geri geldi buraya boş durduk yere. Çünkü Şanlıurfa Spor bu kadroyla çıkamaz. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Aynen. Oyuncuları da alamıyor. Haris'i kaçırdı, Nalepa'yı kaçırdı. Bir de şunu da söyleyeceğim. Tile falan iyi diyoruz da Tile 10 numarayı giyiyor bu takımda. Şanlıurfa Spor'un 10 numarası Erzurum maçında bir pozisyon var. Topu öyle vuramaz net gol pozisyondan. Til falan da bir şey yapmıyor. Hani kimse ihaleye... Zaten 10 numara değil ki. Kimse ihaleyi Mato'ya, Embu'ya hani yeni gelen onların zaten bedelleri şeyi belli. Bu takımda en çok parayı kazanan oyuncu Tilli Ardaiz. Ardaiz Bolu maçında penaltıyı kaçırdı. Hı hı. Urfa birkaç tane günah keçisi buldu. Onları yolluyor takımdan. Günah bana öyle geldi. Günah keçilik bir durum yok. Beğenmediler gönderiyor. Şu an Urfa Spor kötü gitmiyor ki. Endia'ya da çok iyi oynuyor. İlk 4 haftada çok iyi oynadı. Sen hala ona da yanlış transfer diyorsun diyorum. Mesela. Göreceğiz çünkü. Zaten şöyle bir şey var. Bak ben diyorum. Taraftarlar Mehmet Yiğit'i bile beğenmiyor mesela. Şu an onu da beğenmiyor. Mehmet Yiğit iyi oynuyor şu an. Onu da beğenmiyor kimse. Urfa'da herkes sallıyor yorumlar olan. Mehmet Yiğit değil, Endia'ydı. Ama ben Endia'nın yanlış transfer olduğunu gene söylüyorum. Niye söylüyorum? Bak 4 hafta zaten Endia'ya sıkıntı çıkartacak bir tane forvet yok rakiplerde. Ne Bettayip forvette benziyor. Ne işte Erzurum'da zaten kimse yok. Altay'da zaten kimse yok. Bir de Adana Spor zaten kimse yok mu? Pahişa var Altay'da. Pahişa var yani. Onun dışında başka oyuncu yok. Altay kötü olabilir ama geçen sene tek başına yukarıdaki takımları yendi. Pahişa lafımız yok. İşte Pahişa zaten adamı yok. Ya ben şunu demek istiyorum. Endia'ya da bence yanlış transferdi. Ama Urfa'nın hedefi ligde kalmak olduğu için bu oyuncuların hepsi burada takılırdı yani. Ben öyle düşünüyorum. Urfa'nın hedefi ne ilk 2 ne ilk 7. Zaten başkan kendi dedi. Hedef ligde kalıcı olmak. Bu oyuncuları da transferi olarak aldı başkan. Yatırım transferi. Yatırım olmaz ki onlarda. Hiçbiri de zaten ben söyledim onu. Yatırım olmaz bunlarda. Ne yatırım? Zaten Tuğre Urfa'nın oyuncusu değil. Tuğre Eyüp'ün oyuncusu. O geri gider. Zaten bunu ben çok söyledim ya. Bu transferler zar. Ben çünkü her zaman objektif yorum yapıyorum. Bak taraftarlar bana tepki gösteriyor da geçen biri yazmış. Ben de objektif yorum yapıyorum. Furkan'ın dediği %80 haklı. Hayır ben şey anlamında söylüyorum. Ben söylerken beni yanlış anlıyorlar ya. Hani Urfa'ya karşı senin bir şeyin var diye. Benim bir şeyim yok. Ben her zaman takımların menfaati için. Ben niye Arda İzzeti'yle söyledim? Bu iki adam en azından maçları aldı. Belki performansları çok iyi değil ama şu anki mevcut kadroda zaten bunların dışında iş yapan hücum oyuncuları yok. Zaten Urfa 2 tane yıldız aldı. Tillen Arda'yız. Diğer oyuncuların hepsi normal oyuncular. Aynen. O yüzden zaten Urfa çıkamaz diyorum. Urfa Bandırma gibi kadro yapsaydı. Bodrum'un kadrosu Urfa'dan çok daha iyi mesela. Bodrum 2. ligden gelen kadroyla oynadı geçen sene. Üstüne eklemeler yaptı. Bodrum'un kadrosu bile Urfa'dan daha iyi. Mesela. Keçiörengücü'ne geçelim. Keçiörengücü'de şu anda 4 maçta 5 puanı var. Onlar bu sene kötü başladılar. Çünkü önceki sezonlara nazaran iyi bir kadro yok Keçiörengücü'nde ve ciddi anlamda onlarda üretme problemi var. Hiçbir şekilde golcülük özelliği olan böyle net golcü, pivot forvet yok. Onu söyleyeyim. Keçiörengücü bu sene ciddi anlamda hücum sıkıntısı yaşayacak. Zaten bunu maçlardaki giremediği pozisyonlardan bile bize gösteriyor. Onu söyleyeyim. Orta alanda bile şu anda üretken oyuncu yok. Geçen sene Bekir Karadeniz vardı. Doğru. Çıkıyordu bir şeyler yapıyordu. Kanatlar Aşat Muhammed vardı. Bu sene onlar da yok. Keçiörengücü ciddi problemli. Ama ben bu karşılaşmanın ev sahibi tarafında olduğunu düşünüyorum. Kısır bir maç bekliyorum. Keçiörengücü'nü de kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Beraberliğe daha çok yatkın. %70 beraberliğe veriyorum. %30'da Keçiörengücü'ne veriyorum. Ben de Şanlıurfa Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Kocaelispor Boluspor'u ağırlayacak kendi evinde. Cumartesi akşamı saat 19'da oynanacak bu maç. Kocaelispor'da dün bir transfer geldi. Georgi Berizze'yi kadrosuna kattı. Gürcü oyuncuyu Ankara Gücü'nden Kocaelispor kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor'da da Safa Kınalı ve Mustafa Şengül takıma katılmak üzereler. Safa Kınalı geçen sene de buradaydı biliyorsunuz. Geri geliyor Boluspor'a. Mustafa Şengül de Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak gelecek. Stoper, genç stoper oyuncusu. Kocaelispor'da Ertuğrul Hoca açıklama yaptı. Bir de orta saha bekliyorum diye. O da Benasser ya da Rayan Abid'den biri olacak gibi duruyor. Öyle haberler çıkıyor. Boluspor'un işini zor görüyorum ben bu deplasmanda. Kocaelispor'u net favori görüyorum kendi evinde. Kocaelispor'un çok iyi bir fikstürü var. Gençler Birliği maçına kadar en azami şekilde Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Hata yapacağını düşünüyorum bu fikstürde. Ben Kocaelispor'u ilk 2 adaylarından biri olarak görüyorum. Net ilk 7'ye de kalır. Boluspor'un işi çok zor. Yalçın Hoca geçen kendini övüyor basın toplantısında ama bilmiyorum, Yalçın Hoca başarısı yok ki hocanın hiç. Aynen. Zaten gittiği bir takım da yok yani. Hani desek ki şöyle güçlü tarzı bir takıma geldi de bu takımı playoff'u zorlattı veya kaldırdı. O da hiç yok. Bir de iyi takımlarda da çalıştı. Gazişehir, Gaziantep'te, Bursa Spor'da, Altay'da. Aynen. Hiçbirinde de bir şey de yapamadı Yalçın Hoca yani. Bursa Spor'da 2019-20'de Bursa iyi takımdı. İlk Bursa'da, sonra Altay'da çalıştı. Aynen. O sene ikisinde de başarısız oldu. 18-19'da Gazişehir'de çalıştı. Kendi kurdurduğu kadro maliyetli bir kadroydu. Başarısız oldu. Mehmet Altıparmak geldi, çıkardı takım playoff'tan. Yalçın Hoca'nın tek başarısı 2016-17 İstanbulspor 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon yapmıştı. Erzurum ve Ahmet'in önünde. Başka bir başarısı yok hocanın kariyerinde. Ben Kocaelispor tarafındayım. Bu arada Berizze de piyasa değeri olarak TFF 1. Lig'in en değerli futbolcusu. Hı hı. 2 milyon euro değeri var. Ne düşünüyorsun? Öncelikle Berizze transferinin daha hayırlı olsun diyorum. Ben çok yanlış bir transfer olarak görüyorum. Zaten neden? Ankaracı taraftarları da acayip seviniyorlar Berizze'nin gittiğine. Yani Berizze iyi bir futbolcu değil, onu söyleyeyim. Bir de ikinci noktada Kocaelispor zaten çorba gibi bir takım oldu. Çok fazla yanlış transferler var. Kocaelispor'un yaptığı, ya ben kadrosunu beğeniyorum ama şöyle beğeniyorum. Şimdi mevcut noktadaki oyuncuya bakıyorsun. Mesela kim var sağ açıkta? Kandeyaş var değil mi? Alternatifinde oyuncu yok. Sol tarafa bakıyorsun kim var? Barış Alıcı var sağ açıkta. Oyuncu var da kötü oyuncu işte. Barış Alıcı'yı sen iş yapacağını düşünüyor musun? Sen Barış Alıcı'nın 2021-22 Gençler Birliği sezonunu hatırlıyor musun? 8 gol 8 asist. Ondan sonra kötüydü ama o zaman ne konuştuk biz? Gençler Birliği'nin hedefi o zaman ligde kalıcı olmaktı ve zaten o sene Sandro Lima'da 10 küsür gol attı mesela. Ha. Şöyle yani. Amaç zaten o zaman Gençler Birliği'nde amaç yoktu. Hedef yoktu. Ya ligde kalmaktı. Barış Alıcı'nın şeyi kötü bir oyuncu değil Barış Alıcı. Hani böyle hemen silinecek atılacak bir oyuncu değil bence. Şimdi Gençler Birliği ile Kocaelispor bir değil. Taraftar kitlesi daha yüksek burada. Gençler Birliği'nde var ama Kocaelispor daha büyük camia. Daha çok büyük beklenti var. Ve Barış Alıcı Samsunspor'a gitti. Yine aynı şekilde beklentisi olan büyük bir camiaya, taraftar kitlesi olan, orada da yapamadı. Hatta hiç forma bile giremedi. Bir Manisa maçından sonra sakatlandı zaten. Zaten Barış orada ilk geldi, bir maça çıktı, sakatlandı. Ondan sonra şimdi Kocaelispor'da da aynı şekilde hedef var. Şimdi Gençler Birliği'nde o zaman da konuşuyorduk. Gençler Birliği'nin rakipler zaten hedef takım görmediği için rahat oynuyorlar, açık oynuyorlar. Saldıran taraf oluyorlar. Ama Kocaelispor'da öyle değil. Kocaelispor hedef takım görüntüsünde, alttaki takımlar bile Kocaelispor hedef görüyor. Ne olarak? Piyasa maçı olarak görerek oynuyorlar. O yüzden ben Barış Alıcı'nın zaten olmadığını düşünüyorum. Mesela şimdi şeye bakıyoruz. Forvet'e bakıyoruz. Forvet'te zaten ciddi anlamda kara delik var bana göre. Şu anda Kocaelispor'un benim en beğendiğim yeri sağ bek noktası. Sol bekte de sıkıntı var. Stoperler iyi mi dersen? Bence çok iyi stoper attı. İyi, sıkıntı yok ama ciddi anlamda 6 numarada sıkıntı var. Oraya oyuncu alacaklar zaten. Sağ açıkta sıkıntı var. Solda sıkıntı var. Forvet'te sıkıntı var. Şimdi bu ligde ben de sana bir şey diyeceğim. Kadrosu %100 olarak iyi bir takım var mı? Ben takımlara bakmıyorum. Bak ben Kocaelispor'u yorum. Sen tüm oyuncuları bitirdin. Ben onu anlamadım. Kocaelispor bana göre bu ligin en iyi 5 kadrosundan birine sahip. Ben zaten kadroyu iyi diyorum ama alternatifler yok diyorum sana. Bak bir şey söylüyorum. Kandeyas iyi diyorum. Alternatif yok. Kandeyas'a bir şey oldu mu yandı. Barış Alıcı boş oyuncu değil. Adana maçında girdi. Hemen golünü attı adam ya. Adana Spor maçında Adana Spor zaten bitti. Okey dönüyor. Adana Spor öyle bir takım ki şu an Adana Spor 2. Lig'de gitsin. Playoff'a bile kalamayacak bir takım. Bir de zaten baktığın zaman da Adana Spor 10 kişi götürdü. Kocaelispor'un orada zaten maçı 90+6'da 2-0 yapması zaten büyük bir fiyasko. Bence vallahi Kocaelispor'un gayet iyi bir kadrosu var. Her şeye Ertuğrul Hoca'ya bakıyor. Ben gene söylüyorum. Kocaelispor'un şu mevcut yaptığı transferlerle beraber çok fazla çorba takım oldu. Bak ben sana şimdi söylüyorum. Kadrosu geniş ama dar değil ki. Çorba işte zaten. Geniş bakıyorsun ama nitelik yok. Sen şimdi çokluğa bakıyorsun. Şimdi sepette birçok elma vardı. Hepsi çürüktür. Sana çok olmasının bir anlamı yok. Forvet'i bana göre ligin en iyi golcülerinden biri. Douglas Tanke var. Douglas Tanke var. Hadi sen orada iyi diyorsun, tamam mı? Sakatlandı. Tanke'yi... Diyelim ki sakatlandı. Sakatlanmayacağının garantisi yok. Veya cezalı olmayacağının garantisi yok. Hadi Atabey'le Kako'dan bana bir tanesini koy bakayım. Atabey'i 10-15 dakika kullanacak hoca. Tanke'yi şey yapacak. Ligin en iyi 10 numarası Kocaelispor'da Amaral. Herkes 10 numara arıyor, bulamıyor. Onu ben söyledim iyi olduğunu. Onu ben zaten Polonya Ligi programlarında söylüyorum. Onu bana zaten kimsenin söylemesine gerek yok. Ben zaten geldiğinde rahatça yorumladım. Hatta bir programda... Bana göre ligin en geniş stoper hattı Kocaelispor'da. Yusuf Abdioğlu, Alihan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya. Hiçbir takımda 4 tane böyle stoper ben yok toplam. Zaten stopera lafım yok ama sol bek Karadelik. Adam yok. Atilla ile Onur var. Kötüler. Sağ tarafta sıkıntı var Kandeyas dışında. Gene söylüyorum. Sol tarafta da sıkıntı var Kocaelispor'un. Bak Fofani'yi yapmak istiyor Kocaelispor. Beriz Fofana işi yaptı komple. Yaptı ya, zaten ben sana şöyle söyleyeyim. Ankaragücü taraftarları Berizde'yi kötülüyor da Berizde kötü bir oyuncu değil. Ankaragücü'nde performans veremedi ama lig farkı var. Süper Lig'de TFF1 arasında. Berizde şu an bu ligin en değerli futbolcusu. Burada çok rahat iş yapar. Ben Berizde'den umudum yok. Aynısını söylüyorum. Ben yanlış bir transfer olarak görüyorum. Bu karşılaşmada net olarak Kocaelispor tarafındayım. Çünkü Boluspor çok kötü bir takım. Bir kere zaten güçlük çıkartabilecek noktada oyuncusu yok. Kocaelispor'un şu maçta yapacağı puan kaybı her tarafına sıkmak, kafasına olur. Sıkmak olur. Onu söyleyeyim. Ama ben bak puan kaybı yaşamasına da şaşırmam. Bunu da buradan söylüyorum. Ama net favori görüyorum. Çünkü niye? Boluspor'a bakarak söylüyorum. Boluspor çok kötü durumda. Zaten bir kere hoca da sıkıntılı. Yalçın Hoca zaten bu ligin bana göre en kötü hocalarından birisi. Çünkü gitti her takımda bize bunu gösterdi. Bursa Spor'da, Altay'da, hatta Bucaspor alacaktı da Bucaspor Altay olayından dolayı almadı sonra. O da yanlış. Ki orası için bile yanlış demiştik. Ben Kocaelispor'u net favori görüyorum. Hata yapmayarak kazanacağını düşünüyorum. Hata yaparsa zaten söylenecek bir şey yok. Ben Kocaelispor'un bu zayıf fikstüründen iyi çıkacağını düşünüyorum. Zaten çıkamazsa büyük sıkıntı olur Kocaelispor için. Fikstürü çok güzel bence önümüzdeki haftalarda. Vallahi bir Urfa maçı var. Keçiörengücü maçı var. Erzurum maçı var. Tuzla maçı var. Gençler Birliği maçına kadar fikstürü çok güzel bence Kocaelispor. Bakalım ne yapacak? Kullanmaları lazım. Gayet iyi bir kadroları var. Artık tamamen top Ertuğrul Hoca'da çünkü yönetim de maddi olarak her şeyi yapıyor. Bir de taraftarların o stadı doldurmaları gerekiyor artık Kocaelispor'da. Boluspor'da Safa ve Mustafa Şengül için ne düşünüyorsun? Safa'ya %100 yanlış diyorum. Nedenlerine geleceğim. Geçen sene buradaydı. Trabzon'a geldiği zaman da bir yorum yaptık. Hala hatırlıyorum. Çünkü o yaptığım yorumun karşılığını buraya getirip burada yapıyorum. O videomuzu izledilerse şu anda Kocaelispor taraftarı işte biz o yüzden bazen diyoruz bizim bütün videolarımızı izlerseniz hatta sonuna kadar özellikle bu ligden en kötü bilgi sahibi olursunuz. Safa oraya gittiği zaman da şunu söyledik. Safa sürekli takım değiştiriyor. Hatta bir senede 2 takım. Artık dedik Trabzon'da istikrarlı oynayıp kendini göstermesi gerekiyordu. Adam oradan bile ayrıldı. Ya oradan da ayrılıyorsa... Bir de imkanları çok iyi olan bir kulüpten niye gitti anlamadım. Bir de kendisi ayrılmak istedi yani. Trabzon göndermedi onu da söyleyeyim. Kendisi ayrılmak istedi. Bana teklif var diye. O yüzden Safa transferini yanlış buluyorum. Neden? Çünkü Safa'nın niyetinin futbol oynamak olduğunu ben düşünmüyorum ve aidiyet duygusunda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buraya geldi ya Boluspor'a Safa Kınalı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Süper Lig'den teklif gelsin buraya bırakın oraya da gider. Onu yapan oyuncu bunu da yapar. Ki Trabzon'un imkanları Boluspor'un 5 kat gömlek üzerinde. Bunu burada net olarak söyleyeyim. Maddi olarak, tesis olarak, kurumsal yapı olarak Trabzon çok daha iyi. Ben sana hatta bir şey daha söyleyeyim. Maç primleri bile Trabzon'un daha yüksek. Tabii tabii. Bir rakamını biliyorum. Rakam buradan söylemiyorum. Aynen. Bak rakam söylemiyorum diyorum. Ben de Safa'nın hata yaptığını düşünüyorum. Yok Safa hata yapmadı. Bence Sefa'nın, Trabzon'dan ayrılarak kendi adına da hata yaptı. Sefa'nın kafasının futbolda olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Ya Sefa'nın işi hatayı geçti. Zaten yani. Bugüne kadar Safa Kınalı performans veren bir oyuncu da değil yani. Aynen. Şimdi bazı takımların altyapısından yetişen oyunculara böyle biraz daha olumlu bakılıyor. Safa'da Trabzonspor'un altyapısından çıkan bir oyuncu. Bugüne kadar bir performansı da yok. Tuzla'da da oynadı bir şey yapmadı orada da. Aynen. İkimiz de Kocaelispor tarafındayız. Kocaelispor'u net favori görüyorum. Mustafa Şengül gelirse oynayabilir mi Boluspor'da? Mustafa Şengül iyi bir oyuncu ama bakalım birincilikte oynar mı oynayamaz mı? Yani verir mi vermez mi performans? Bunu oynayarak görebiliriz. Bakalım oynatırsa hoca yorumlarız. İkincilikte iyiydi gayet Soma'da. Aynen öyle. Ümraniyespor Çorum Futbol Kulübü maçına geçelim. Bu maçta cumartesi günü saat 19'da, cumartesi gününün son maçı Kocaelispor maçıyla beraber. Kocaelispor Bolu Spor maçıyla beraber. Ümraniyespor'da hala bir hoca gelmedi takımın başına. Mustafa Er gittikten sonra. Pardon, Mustafa Gürsel geldi. Nerede, nasıl gelmedi? Mustafa Gürsel geldi. Bakayım, doğru. Diye bekledim bile. Geçen hafta Mustafa Gürsel Hoca ile anlaştılar. Bir ara Selçuk İnan'ın adı geçmişti ya, kafam oraya gitti. Çorum Futbol Kulübü de dün Ahmet Sakat'ı aldı biliyorsunuz. Bugün de Nalepa ile imzalayacaklar çok yüksek ihtimal. Aynen. Takımdan ayrılıklar da olabilir. Sinan Kurumuş özellikle gitme ihtimali çok yükseldi. Serkan Yavuz'a zaten izin verildi. Ama Sinan daha yakın. Bana da öyle geliyor. Sinan gitmeye daha yakın geliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani Sinan tarafıyla konuştuğumuz zaman da biz sonuna kadar mücadele edeceğiz dediler. Boşa zorlamış oldular. Gider mi gitmez mi bilmiyorum, bakalım. Peki. Ben Çorum tarafındayım bu maçta. En kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Galibiyete de daha yakın görüyorum. Çorum zaten deplasmanlarda 2'de 2 ile iç sahada 2'de 0 ile başladı. Nalepova sakat transferleri de çok iyi transferler bu lig için. Çorum %100 ilk 7'ye girer bence bu hamlelerle. Ama ilk 2'ye girmek istiyorsa Çorum stoper hattını komple değiştirmesi lazım bence. Kerem Kalafat'ın da lisansı çıkarıldı, dün çıktı. Evet. Yorumun ne olur maçla alakalı? Öncelikle Ahmet Sagat ve Nalepa transferlerin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Spor için de Mustafa Gülsel Hoca için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki. Sagat'la Nalepa çok nokta bir transfer. Hatta ben geçen pazartesi günü programda bir şey söyledim. Değerlendirme programında. Çorum'a kesinlikle 8 numara lazım diye. Bak 8 numara transferi taktiğe geldi. Aynen, çünkü takımda net belliydi yani. 8 numara da lazımdı. Şimdi Çorum'un ama acilen stoper alması lazım. Karadelik. Daha transfer döneminde zaten söyledik. Çorum çok yanlış bir stoper hattı oluşturuyor diye. Ve geldiğimiz noktada en çok şu an kanayan yara orası. Ümraniyespor'da da Mustafa Gürsel Hoca geldi. %100 yanlış diyorum. Ümraniyespor'da da yanlış hoca furyası devam ediyor. Geçen sene ligin bitmesine 7-8 hafta kala Süper Lig'de Mustafa Gürsel Hoca gelmişti. Er geldi. Dedik, Mustafa Er geldi. Dedik ki Mustafa Er Hoca yanlış hamle, birincilikte bile yapamaz. 6-7 hafta içinde gider dedik. 3 hafta sonunda, hatta 4 hafta sonunda gitti. Mustafa Er Hoca gitti. Buradan da söylüyorum, Mustafa Gürsel Hoca da gider. İkinci Mustafa da gider. Üçüncü Mustafa dönemi başlar artık. Ahmet dönemi başlar. Mustafa Özer gelsin o zaman. Görürüz. Üçüncü olur. Yani Ümraniyespor tarafı resmen ligden düşmek için her şeyi yapıyor. Sıkıntılı süreç yaşamak için her şeyi yapıyor. Mustafa Gürsel Hoca daha iyi bir kadro olan Bandırmaspor'da 11 hafta, 12 hafta boyunca geçen sene galibiyet alamadı. İlk hafta maç kazandı. Ondan sonra maç kazanamadı. İlk 3 haftayı aldı, sonra kaybetti. Aynen. Ben şöyle düşünüyorum. Ümraniyespor'un bu sene hedefi ligde kalmak. Çok iyi yabancıları var bana göre Ümraniyespor'un. Direkt çıkmaya oynayan takımların hepsinde 11 oynayacak yabancıları var. Ama yerli rotasyonu ligin en kötülerinden biri bence. Tahtası kapalı olan Altay'ın yerli oyuncu kadrosunun Ümraniye'den daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Mustafa Hoca bence Ümraniyespor'u ligde tutar. Fazlasını da yapamaz bu kadroyla. Yani belli başlı rakipleri var Ümraniyespor'un. Onları bu kadroyla geçer diye düşünüyorum. Bregu bu takımda 11 oynar. Mustafa Er Hoca Bregu'yu mundar etti. Bamba var bir kere, Bregu var, Saponiç var. Bu yabancılar her türlü ligde kalır Ümraniyespor bence. Kalamazsa zaten fiyasko olur. Fazlası da olmaz bu kadrodan. Çünkü Onur Ayık dışında yerli rotasyonu facia. Ben zaten şöyle düşünüyorum. Mustafa Gürsel Hoca'nın sıkıntılı zaten gideceğini düşünüyorum. Ben Ümraniyespor'un ben de ligde kalacağını düşünüyorum. Mustafa Gürsel Hoca sıkıntılı gideceği için zaten bu kadroyla fazlasını hiçbir hoca yapamaz bence. Sen ne düşünüyorsun? Mustafa Gürsel Hoca şöyle diyorum. Yani ligde kalacağını düşünüyorum ama zaten playoff falan konuşmuyorum ama hocanın Mustafa Er gibi sıkıntılı gideceğini düşünüyorum ve bu anlamda zaten yoldan ayrılacağını düşünüyorum. Şimdi Mustafa Er Hoca ne yaptı? 4-0 galibiyet değil mi? 2 puan aldı. Şimdi Mustafa Gürsel'de örnek veriyorum. 10 hafta mesela bu takım başında kalacak. Ama mesela 10 haftada alacağı galibiyetler mesela şöyle 2-3 olacak. Öyle sıkıntılı gidecek diyorum, anladın mı? O yüzden mesela nasıl Bandırma'da 10 hafta maç kazanamadı. Takım bir buhrana girdi. Puan fark açıldı. Ümraniye'de de böyle sıkıntılı gidecek. Bakacak yönetim. Örnek veriyorum. Bu takım gene sıkıntılı gidiyor. Olmuyor. Bir kan değişikliği daha yapacaklar. Benim görüşüm bu yönde. Ama yine söylüyorum. Ümraniyespor bu kadroyla zaten düşmez. Ama fazlası da olmaz. Aynen. Ne olur? 11. bitirir, 12. bitirir, aynen 13. Öyle bitirir. Bu kadar. Bence de. Ümraniyespor bu kadroyla da zaten 10 maçta 5 galibiyet alamaz mesela, atıyorum bence. Çünkü yerli rotasyonu facia kadronun. Öyle düşünüyorum. Onur Ayık dışında bana göre bir tane yerli oyuncu. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi? Mesela şimdi Altay maçı var, tamam mı? Onu yenmesi lazım. Şimdi haftaya şöyle Eyüp'ten sonra Bandırma'dan sonra Altay'la maçları var. Bir dakika, nasıl baktık? Altay maçı var, Manisa, Adana Spor, Tuzla. Bak şu Adana Tuzla 2 tane var. Altay'da var 3. Şimdi mesela baktığın zaman hedef maçları. Şimdi bu hani diyorsun ya mesela 5 galibiyet almaz. Şimdi 3 tane bir kere buradan alsa, örnek veriyorum ki alması lazım. Bu takımlardan daha iyi. Bir de 4. maçı da Bolu'ya koyuyorum. Urfa'dan sonra da Bolu maçı var. 5. maçı da içerideki Keçiörengücü maçına koyalım. Bu maçta da alamıyorsan 5 galibiyet nasıl yapacak? Ben Ümraniye'nin kadroyu hiç beğenmiyorum bu sene. Yok, çok kötü kadroya. Hani ben kadroya güvenmiyorum bu takım. Şu rakipler diyorum. Bundan kötü Ümraniye'den Altay, Adana, kötüler, Tuzla, Bolu, Keçiörengücü. Şimdi bu takımlar kötü diyoruz. Sen şimdi bu takımları yenemiyorsan, bu 5 tane takım etti. Bu 5 galibiyeti alamıyorsa o zaman Ümraniye'si nasıl ligde kalacak peki? Senin yaptığın yoruma göre. Şöyle diyorum ben. Zaten özellikle 6-7-8. Haftadan sonra takımların komple oturacağını, tahtası kapalı takımların da işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ümraniye tahtası kapalıları yener. Tam 5 galibiyet oluyor. Bir iki de başka takımı yener işte. Öyle rahatlar. Öyle de 5 galibiyet oluyor zaten. Tuzla da facia durumda. Mesela Tuzla Adana maçı var. Birazdan konuşacağız. Çok kritik maç. 5. hafta ama yani. Tuzla'nın ben zaten bir yerde reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Vermesi lazım. Onu söyleyeyim. Çorum için ne düşünüyorsun? Bu hamlelerle ilk 2 aday oldu mu? Yok, 2 aday olmadı. Şöyle, ben ne 2 aday diyorum ne 2 aday diyorum. Ben şu anda net olarak bir şey konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum? Şu anda stoper kara delik bir. Daha da büyük problem Tahsin Tam Hoca var. Çünkü niye var? Hocanın değişikleri çok geç oluyor. Geç olduğu kadar yaptığı yanlış değişiklikler de var. Verhet sonuna kadar oyunda kalıyor. Yanlış oyuncu çıkıyor, yanlış oyuncu giriyor. Hocanın böyle hataları var. Gol lazım mesela. Yanlış değişiklikler yapıyor. Takımın ritmi daha da bozuluyor. O yüzden mesela şu maçta örnek veriyorum sana. Ümraniye kötü diyoruz. Şimdi Çorum bu maçı kazanması lazım diyoruz. Ama şimdi Çorum kazanamadığı zaman da bu sefer ne konuşacağız? Kendi evinde 2 tane maç kaybetti bir de Çorum. Aynen. Telafilerini yapması lazım. Çorum zaten kapalı oynayan, ben bir yorum yaptım. Maçından önce, son kazanılan maçtan önce. Çorum kapalı takımda Gençler Birliği maçından önce. Kaybetti o maçı, aynen. Çorum kapalı takımlara karşı bu oyunla açamaz. Gençler Birliği maçında da bunu gördük. Açamadılar. Şimdi bu maçta da aynısı. Ümraniye şu anda saldırmayacak öyle. Haldır oldu. Ben de saldırıyorum. Yani galibiyeti başlıca düşünmeyecek. Öncelikle oyunu tutayım diyecek. Skoru koruyayım, atıyorum ikinci yarıda veya 60'tan sonra işte belli bir dakikadan sonra skoru bulayım diyebilirler. Peki sen Ümraniye için bir puan iyi midir bu maçta? Yok, iyi değil. Çok kötü başladığı için değil mi? Tabii kötü başladı. Bir puan falan kurtarmaz. Ya şu anda yukarıdaki takımlarda Göztepe'nin alacağı bir puan da, Erzurum'un alacağı, mesela Erzurum Altay maçı var. Beraber iki takıma da yaramaz mesela. Tabii birinin kazanması lazım. O yüzden yani bak şimdi Tuzla Adana var. Beraber iki takıma da yaramaz. Yaramaz. O yüzden Ümraniye'ye de burada bir puan yaramaz. Çorum'a da bir puan yaramaz. O yüzden bu maçta iki takımın da kazanması lazım. Ama Ümraniyespor'un kadro kalitesi, yapısı, gücüne karşılık korumacı başlayacak mecburen. Çünkü yani üstüne gidemez. Öyle bir kadrosu yok. Ve karşılığında Geraldo gibi hızlı oyuncu var. Eski oyuncusu. Ondan sonra solda örnek vereyim, oynarsa Ahmet İlhan her an skor yapabilecek. Sen solda kimi bekliyorsun? Orası değişiyor ya hep. Ahmet İlhan oynar. Ahmet İlhan'ım. Zaten Çorum'da sol açık yok ki. Sıkıntı var. Ben hep söylüyorum. Yani. Ben hep söylüyorum. Bak o zaman sol bölge uygun değil dedik. Tamam mı? Orada Hurşit'i yollamaları büyük hata oldu. Onu zaten çok söyledik. Orada Tahsin Hoca'nın yemi oldu. Hurşit biliyorsun oyuncuyla kapıştı diye oyuncuyu gönderdi. Doğru. Bu takımda gitmesi gereken daha çok fazla oyuncu varken farklı oyuncular. Maalesef hoca Hurşit'i en başta gönderdi. Hurşit bu takımda çok rahat oynardı. Sol bekte de oynardı Hurşit. Aynen. Yani. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da gol ve goller bekliyorum. Maçla ilgili net bir yorumum yok. Kim kazanır yönünde. Ama Nalepa ile Ahmet Sakat doğru transferler. Kesinlikle. Ama bir noktaya geliyorum. Hoca burada Verheit'i oynatıyor. Şimdi Sakat yedek kalacak. Şimdi nasıl olacak? Bence şimdi Sakat oynamalı tam kendini bulduğunda. Nasıl oynayacak peki? Verheit kulübeye gider. Yapmayacaklar onu da. Ben de sana buradan söylüyorum. 300 bin lira maaş alan bir adam kulübe kimse hapsedemez. Peki. Bakalım ne olacak. Çünkü ben de niye hapsedemez? Görüyorum 90 dakika boyunca adam oyundan çıkmıyor. Yani oynama garantisi de var. Bak ben sana söyleyeyim. Verheit'te %100. O zaman oradaki forvet oynatmalı. 10 numara kullanmıyor zaten. Tahsin Hoca hayatta çift forvet oynatamaz. Ben sana söyleyeyim. O zaman Tahsin Hoca Çorum'dan gider. Gidecek zaten. Bak ben sana söyleyeyim. Çünkü hocanın yaptığı hamleler, dokunuşlar bize bunu gösteriyor. Verheit çok ağır kalıyor. Verheit Tuzla maçından sonra hiçbir şey yapmadı. Orada bir şey yapmadı ki. 2 golde penaltıdan attı yani. Sonuçta attı. Hani en azından asist yaptı. Geraldo'ya asist yaptı. Penaltı oldu. Şey olarak demiyorum hani penaltı da değerli ama hani akan oyunda falan atmadı yani. Hani Verheit şu ana kadar bir şey yapmadı. Ben onu söyleyeyim. İlk maçı ayırıyorum ben. Çünkü eğer 300 bin euro alıyorsa senin dediğin doğrudur zaten. Bilgili almışındır. 300 bin euro alan bir oyuncu bu ligde bana bir 15-20 arası gol atması lazım. Yani akan oyun, işte sol ayak, sağ ayak penaltıyla olmaz ki Verhey çok ağır kalıyor, koşamıyor oyuncu. Zaten yani. Ben söyledim, Verhey tek forvete uygun bir oyuncu değil. Yanında çift forvet de oynatıyor. Akan bir oyunda gezici oyuncu lazım. Sakat doğru. Gezici oyuncu mesela. Sürekli geziyor. Sen oynat yan yana, verim alırsın. Aynen. Sakat'tan Nalepa'yı transfer. Ama ben Tahsin Hoca'ya dediğim gibi güvenmiyorum. Bu maçta iki taraftan gol ve goller bekliyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Giresunspor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak kendi evinde. Giresunspor ilk 4 haftada 3 puan topladı biliyorsunuz toplam. Konuk ekip Manisa FK ise 4 maçta topladığı 10 puanla milli araya 2. sırada girdi. Pazar günü önemli bir maç Giresun'da saat 16'da. Manisa FK dün bir transfer yaptı. Muhammed Enes Kiprit'i aldı. En son Muhammed Enes Kaiserslautern'de oynuyordu biliyorsun Almanya'da. Bu oyuncu sence yeterli midir? Lima'ya alternatif olabilir mi? Maçla alakalı görüşün ne? Dün akşam bir haber gördüm Giresunspor'da, Giresunspor'la alakalı. Giresun'da yerel bir sitede bu maç için özel bir prim açıklanacağı. Bir de Nait Yamak Başkan yeniden başkanlığa seçildi biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen, hayırlı olsun inşallah. Ben Manisa FK tarafındayım. Geniş ve kaliteli kadrosuyla. Giresunspor iyi direniyor, iyi mücadele ediyor ama yetmiyor. Bir de Kuvas'tan yenileneceği söylendi ama daha kulüp açıklamadı. Açıklanmadı hani. Kuvas kalırsa sence fayda verir mi? Ne düşünüyorsun bir de? Şimdi öncelikle hem Nait Başkan için hayırlı olmasını, Kuvas gelirse de ben Kuvas'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Onu ben de beğenmiyorum. Ama Giresunspor'un tahtası kapalı olduğu için mecbur alıyor. Peki bu ligde bir şey yapabilir mi? En azından kendi rakiplerine karşı. Yok, ben katkı vereceğini düşünmüyorum. Tamamdır. Rakibe baktığım zaman da Muhammed Senet Kibrit transferini yani doğru bulmuyorum, yanlış. Şimdi Mehmet Uysal gitti. Zaten Mehmet Uysal'ın yapamayacağını hep söylüyoruz biz. Bazı yorumlar görüyorum. Muhteşem transfer geldi diye Muhammed Enes'e göre. Yani o kişiler Mehmet Uysal'ı dövüyordu mesela. Çok iyi oyuncu. İşte gelecek vaat ediyor. Çok iyi patlama yapacak diye. O oyuncuyla ilgili şimdi esamesini okumuyorlar gitti diye. Muhammed Enes'le Mehmet Uysal'ın bir farkı yok ki. Manisa ne yaptı biliyor musun resmen? Şu kağıdı aldı şuradan. Hani hatta bir yorum vardır, onu yapayım mı? Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi diye. Resmen öyle bir transfer. Muhammed Enes'i ikincilikten de bir takım istiyordu sanki. Bilmiyorum. Sen bana söylemiştin ya. Yok, ben söylemedim bir şey. Ha, senin tahminin de o sanki değil mi? Yok, ben yorum yapmadım onunla ilgili hiç. Sen yanlış hatırlıyorsun. Öyle mi? Tabii. Muhammed Enes geldi, biz sadece haberini paylaştık. Beyaz gruptan bir takım alabilir gibi düşünüyordum da ben o yüzden. Ya da ben... Sen şey mi diyorsun yoksa? 1461 Trabzon'da oyuncu demedim ben. Başkaydı. Başkaydı Enes... değil mi? Ha, Muhammed Enes Kibrit'ti galiba. Evet, oydu. Ha, doğru, resmini attın ya sen. Aynen bana. Doğru şimdi hatırladım. Profilini attın. O şöyleydi, ben sana gündemde dememiştim. Yok, olabilir diye demiş. Ben sana şey demiştim, Trabzon transfer yapıyor, bunu alacakmış dedim. Başkan bana söylemişti. Ben hani Manisa'nın yaptığı transferden sonra sana söylemedim bunu. Şimdi o önceydi ya. Ben Trabzon için de söyledim. Bak iyi noktaya denk geldi. İkinci ligde. Bak iyi noktaya denk geldi. Ben sana ne yaptım yorum? Bak sen söyle. İş yapamaz dedin orada. Trabzon için söyledim, bakın beyaz grup en zayıf grup. Beyaz grup çok zayıf, aynen. Orada bile başkan dedim ki başkanım olmaz dedim. Manisa için ben ne söyleyeyim? Şimdi sen buradan al. Şimdi Mehmet Uysal gitti. Muhammed Enes geliyor. Ben şimdi bu adama böyle bir yorum yapmışım. Bak güzel geldik noktaya. Seninle programdan önce de konuşmadık bu konuyu. Manisa daha iyi bir forvet alabilirdi. Elindeki maddi güce göre. Alması lazımdı zaten. Aynen. Şimdi Allah korusun Lima'ya bir şey oldu mu? Kim oynayacak? Aynen, o büyük ben mi çıkayım oynayayım yani? Ya Manisa yönetimi bunu göremiyor mu ya? Ya ben kulüplerin yapılarını gerçekten anlamıyorum. Yani şimdi Mehmet Uysal gitti. O zaman Mehmet Uysal'ı gönderme. En azından bu takım yapısını biliyor. Yani çünkü ikisi oyuncunun birbirinden farkı yok. Yani. Bak cidden yok. Bence ben anlayamadım bu transferi. Maç için ne düşünüyorsun? Vallahi bu maç biraz zor maç. Şöyle zor maç. Mini maç arasından çıktı takımlar. Giresun dinlendi. Şimdi eğer maçlar devam etseydi biraz daha zor olacak. Kırılabilirler. Giresun'un kadrosu dar olduğu için, tahta kapalı olduğu için hep aynı oyuncular oynuyor. Üst üste maç oynadı mı kırılabiliyor bu oyuncular. Şu an bir dinlenme süreci girdiği için Giresunspor gene direnç koyacaktır. Bence. Ama ben Manisa'nın kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Hocanın gene ilk 11'de hata yapmaması lazım. Osman Zeki Korkmaz hocanın. Keçiörengücü maçında yaptı. Oğuz'la Lima'yı yedek bıraktı. Maçı kazanamadı. Zaten tek puan kaybı o maçta geldi. Oğuz'la Lima şu anda takımı taşıyan oyuncular. O yüzden hata yapmaması lazım. Manisa'ya yakınız. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Bakalım ne olacak pazar günü. Aynı saatte bir maç daha var İstanbul'da. Oraya geçelim. Tuzla Spor, Adana Spor'u konuk edecek kendi evinde. Tuzla Spor Lig'e facia bir başlangıç yaptı biliyorsun. 4 maç 4 mağlubiyet, 13 gol yediler, hiç gol atamadılar. Konuk ekip Adana Spor ise 4 maçta 3 puan topladı ve alt sıralardalar onlar da 14. sıradalar. Tuzla Spor da son sırada, ligin dibinde puan alamayan tek takım. Ama ben bu maçta Tuzla Spor'un ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Tuzla Spor'un kazanarak sahadan ayrılacağı görüşündeyim. Ve Adana Spor maçı kaybederse Özhan Hoca'nın da görevine son verileceğini düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Ben zaten görüşüm şu. Ben hatta geçen hafta bir hocayla konuştum. Hocaya çok yakın bir teknik direktör var. Yakın arkadaşı. Dedim ki hocam dedim. Hatta hoca dedi ki maça gelmeyi düşünüyorum falan dedim. Hocam gelirsen dedim hocan arkadaşın bu maçı kaybedip takımdan ayrılır. Hatta beraber bile kalsa takımdan ayrılır dedim. Hiç gelme dedim. Bu sefer ihale sana kalır dedim espri olarak. Ben çünkü öyle düşünüyorum. Adana Spor bu maçı bence kazanamayacak. Beraberlikte dahil söylüyorum. Özhan Hoca yollara ayrılacak diye düşünüyorum. Tuzla Spor'un artık reaksiyon vermesi lazım. Hatta galibiyet alması lazım. Beraberlik falan kurtarmıyor. Tabii canım. Ben Tuzla Spor'un tarafındayım. Kazanır diyemiyorum ama en kötü kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Adana Spor'un da şu maçtan alacağı bir puan kazanç olmaz. Kayıp olur. Doğru. Çok fazla rakip var. Sıkıntılı gidiyorlar zaten. O yüzden kazanmaları gerekiyor. Oberlin transferi oldu İsviçre'den. Ne düşünüyorsun? Transfer. Onu geçen hafta da yorumlamıştık. Katkı verecek bir oyuncu ama tek bir oyuncuyla da olmayacak. Tek gitti bu arada Adana Spor'dan. O da daha bir yerle anlaşmadı. Haberini görmedik. Peki tek net gitti mi? Aynen. Kulüp açıkladı. Hı-hı. Teşekkür mesajı yayınladı çünkü. Vallahi zor bir maç. Ben Tuzla Spor'un ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Kritik bir maç. Onu söyleyelim. Direkt rakipleri iki takım da birbirinin çünkü. Bakalım ne olacak. Pazar akşamı 19'da 2 tane kritik maç var. Onlara geçelim. Çok güzel maçlar var. Gençler Birliği Eyüp Spor maçını konuşacağız ilk olarak. Gençler Birliği ilk 4 haftada topladığı 10 puanla lige müthiş bir başlangıç yaptı ve ligde averajda 3. sırada yer alıyor Alkaralar. Eyüp Spor'da 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu ve ligde firesiz giden tek takım İstanbul temsilcisi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Dün bilet fiyatları da açıklandı. 40 lira ile 200 lira arasında değişiyor ve Eryaman'da bu sene ilk maçına çıkacak Gençler Birliği kendi stadında. Onu da söyleyelim. Dolu olacaktır bence maç. Evet. Öyle haberler de çıkıyor. Aynen. Hem de Eyüp Spor'da lider, iyi bir takım. Doğru. Güzel bir maç olacak. Kayode'de ilk maçına çıkacak yüksek ihtimal şans bulursa. En kötü kulübede bekliyorum Kayode'yi ben. Ben bu sene Eyüp Spor'un ilk puan kaybını başkentte yaşayacağını düşünüyorum. Gençler Birliği tarafındayım ben bu maçta. En kötü yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Claro eğer 11'de oynarsa Yatabara ya da Hamilton'dan birinin Claro'yu etkisiz hale getirip skor yapacağını düşünüyorum. Aynen, ben yüksek ihtimalle oynar. Bu maçta Claro Eyüp Spor'u yakabilir gibime geliyor. Senin görüşün ne olur? Valla güzel bir maç olacak. Bence gelecek haftanın en güzel maçlarından birisi. Çünkü Gençler Birliği bu sene pozitif futbol oynayarak sezona başladı. 4 maç 10 puan yaptı ve lider Eyüp Spor'la 2 puanlık farkları var. Sinan Hoca da şu anda gayet iyi gidiyor. Eyüp Spor son oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Giresun maçından 3-1 yendiler 1-1'den sonra. Gençler Birliği de 6 puan değerinde bir 3 puan aldı. Çorum'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve kaleci Ertuğrul Çetin maçın yıldızı olmuştu. Aynen. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da gol ve goller bekliyorum. Bol golü bir maç izleriz. Bence seyir zevki yüksek bir maç olur. Bana da öyle geliyor. Gençler Birliği bir stoper bir de orta saha oyuncusu almak istiyor. Bugünle beraber toplam 3 gün kaldı transferin bitmesine. Çarşamba, perşembe, cuma. Hatta bir isim vardı orta sahayla ilgili. Hatırlayamadım ama. Türk mü? Hatırlayamadım. Bir isim vardı ya. Bizim ligimizde oynayan oyunculardan biri. Hatırlayamadım şu anda. Defansa isim görmedim ben hiç. Aynen. Aklıma gelirse söylerim. Tabii. Gençler bile bakalım. Transfer kovalıyor. Bir kadroyu genişletmeleri lazım biraz. Aynen. Hani hedef Süper Lig'e yeniden dönmekse. Eyüp Spor'dan kalan 3 günde bir hamle bekliyor musun? Kadro yeterli mi yoksa? Yok, transfer yapmayacak Eyüp Spor'dan. Yeter diyor musun demiyorum. Bu kadro? Yeterli diyor musun? Yok demiyorum. Yeterli demiyorum. Stoper lazım kesinlikle. Bir de bence %100 bu takıma bir tane ya böyle 8 numara oyuncu lazım gibi duruyor. Arda Hoca 4-1-4-1 oynatıyor şu anda. Aynen. Regatti'ni de 8'de kullanıyor. Aynen. Kanatta değil. Ama kanatta da çok kayıyor yani. Aynen. Hani oyun içinde. Net bir 8 lazım şu takıma. Gençler Birliği de üçlü oynayarak 4 maç 10 puan yaptı. Aynen. Onu söyleyelim. O önemli. Hani herkes üçlü futbola falan hani böyle şey yapıyor da oynanınca oynanıyor yani. Hı-hı. Sen bu maçla alakalı ne? Bol golü maç diyorum. İki takımdan da. Aynen, bol golü maç bekliyorum. Kim alır falan bir şey demiyorum. Zor maç. Ben de Gençler Birliği'nin kaybetmeyeceğini, Eyüpspor'un ilk puanını kaybedeceğini düşünüyorum bu sene. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Aynen, başarılar dileklerimizi iletelim. Bir diğer maça geçelim. Önemli bir maç. Kağıt üstünde güzel geçmeye aday bir maç. Lige 4 maçta 4 puanla başlayan Göztepe sahasında lige 4 haftada 8 puan toplayan ligde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor son 2 maçını kazanarak milli araya çok moralli girdi biliyorsun. Batuhan'la Bobadilla'nın sakatlıkları vardı. Onların hani durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe'de taraftarlar transfer bekliyor ama Ankersen ve yönetimi çok sessizler şu anda son günlerde. Nasıl bir maç bekliyorsun? Göztepe'de çok önemli bir eksiklik var. Atınç, bir de Göztepe milli arada Bodrumspor'la hazırlık maçı yaptı. Göztepe üçlü oynadı ya ilk 4 haftada hep. Hazırlık maçında dörtlü oynadılar. Sanki dörtlüye dönüş olabilir gibime geliyor bu maçta. Atınç da yok bir de, hani o yüzden de olabilir. 5-0 yendiler Bodrumspor'u. Ben maçın skoruna bakmıyorum da hocanın, Kokoviç'in üçlüden dörtlüye dönmesini hani önemli olarak görüyorum. Acaba hoca sistemi değiştirecek mi diye düşünüyorum. Ben kendi evinde olduğu için Göztepe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Bir de Bandırmaspor Haris'i aldı. Haris için ne düşünüyorsun? Öncelikle Haris transferin hayırlı olmasını diliyorum. Oradan hayırlı olsun, tabii. Ben Haris'i çok beğeniyordum. Tuzla'ya geldiği zaman da iyi bir transfer demiştim. İyi de oynadı. Samsun için de iyi dedim ama doğru. Haris öyle bir düşüşe geçti ki sakatlıklarla boğuştu geçen sene. Bir de oynadığı maçlarda da kendi mevkisinde oynamayınca bek oynadı. Oyunu biraz aşağıya düştü. Bandırmaspor'un ben hani Haris'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir forvet alabilirdi bence. Forvet lazım acilen. Aynen. Ben Bobadilla yok çünkü. Kim oynayacak forvette? Ciddiye kullanıyordu ama ciddi forvet değil, net. Net değil. Hala söylüyoruz. Bandırmaspor bak gene hata yapıyor. Bandırmaspor 1. lige çıktığından beri hep forvette hata yapıyor. Çok kanat var zaten. Hep yani forvette hata yapıyor. Bir de Haris'in hani şu anda ihtiyaçları yok Haris'e. Kanat ihtiyaçları yok yani, anladın mı? Çeçenoğlu'nu almışlardı en son. Aynen. Zaten şimdi, kanat çok. Kocaelispor'da kanat sıkıntısı var diyorum. Urfa'da kanat sıkıntısı var diyorum. Var. Çorum'da var diyorum. Olabilirdi. Bak sen diyorsun ya mesela bana. Sen her takım mesela sıkıntısı olmayan takımı var diyorsun ya mesela. Herkesin şimdi, sıkıntıları var belli oranda. Mesela Bandırmaspor'un kanat sıkıntısı yok. Forvet sıkıntısı var. Kanadı çok geniş. Bak ben şunu diyorum. Her takımın kendine göre sıkıntısı var. Burada hocalar kendini gösterecek. Ben de farklılık yaratacak. Ben de hocalar. Sana diyorum ki mesela. Zaten bu ligde çalışıyorsan TFF 1. Lig'de kadron komple iyi olamaz. O imkansız. Çünkü takımların imkanı şimdi, belli. Futbolcular bu lige de gelmek şimdi istemiyor. Şimdi sen mesela diyorsun ya hoca farklı yaratacak takımların imkanları. Bir şeyler yapacaklar. Şimdi ben sana çok net bir şey söylüyorum. Bu takımda bir forvet var. Bobadilla başka yok. Yok. Sen Haris'i alıyorsun sağ tarafa. Ya buram boş. Diyorsun ya imkanın yok. Ya bu adama para vereceğine forvet alsana. Evet, orada zaten ben de sana katılıyorum. Ki, şimdi Bandırmaspor maçlara çıktığı zaman da bu takım gol atamazsa, saç baş yoldurursa, skoru yapamazsa burada hocalık bir nokta işte yok. Bak, Bandırmaspor'da sağ bek de yok. Bak şimdi ben anlatayım. Ersan Hoca'ya ben şimdi yapamayacağını söylüyorum. Hala da güvenmiyorum. Hala da aynısını söylüyorum. Ama her zaman iyi de öldür hakkını ver. Şimdi bu takımda forvet yok. Bobadilla sakatlandı ki Bobadilla geldiği zaman da söyledik. Kariyeri çok iyi. Hala iyi durumda. Ama 35 yaşında sakatlanabilir dedik. Açsınlar izlesinler. İlk geldiği programda yaptığımız yorum buydu. Bak sakatlandı. Bu adam da 2 kere sakatlandı. Sakattı. Kadroya giremedi. İyileşti. Girdi. Maça girdiği maçında. Sakarya maçında. Giresun maçı değil mi? Sakarya maçı. Sakarya maçı. Girdi sakatlandı. Şimdi Ersan Hoca ne yapacak forvette? Şimdi ciddi kullanıyor. Yanlış diyoruz da. Ya başka adam yok. Sen Haris'i alacağın yerde adama forvet alsana. Bandırmaspor'da sağ bek de yok. Açık oyuncuları bek de oynuyor. Levent öyle ya da Rahmetullah. Zaten. Çok fazla kanat var takımda. İbrahim'a Dreme'yi aldılar. Bir dakika süre almadı. Josef son 3. maçtan itibaren 11 oynamaya başladı. Aynen yani o yüzden Bandırmaspor'da ciddi bir kara delik var. Sağ bek ve santrafor'da bence sıkıntı var. Mesela şey için söylüyoruz. Bir takım daha için mesela Kocaelispor için de ben söyledim. Ben forvette sıkıntı olduğunu düşünüyorum mesela. Bir tane oyuncuya bir şey oldu mu yandı bu takım. Orada forvet sayısı 3'te nicelik olarak zaten sıkıntı. Zaten nitelik daha önemli. Bandırmada forvet olarak gerçek yeri tek bir tane oyuncu var, Bobadilla. Aynen, başka oyuncu yok. O yüzden bu da ciddi problem yaratıyor. Göztepe'nin kadrosu daha da büyük kara delikte. Birçok noktada sıkıntılar var. Ben bunu haftalardır söylemekte dilimde tüy bitti. Bir de Atış Nukan Altay maçında büyük sorumsuzluk yaptı. Takımını yaktı bu maç öncesinde. Çünkü yok. Zaten orada rotasyon dar. Şimdi Atınç yokken kim oynayacak? Şimdi Atınç yokken bu sefer kulübede oyuncu yok. Örnek veriyorum. Şu maç sert maç olacak. Dakika 10'da, 15'te, 20'de her an sakatlık olabilir. Futbolun doğasında bunlar var. Olduğu zaman da ne olacak? Göztepe maalesef. Ben bu sene biraz transfer döneminde umutluydum. Geçen sene dedim ki Sports Republic'in ilk senesi belki biraz görmek istiyorlar pazarı, piyasayı, Türkiye'yi. Biraz ağırdan aldılar transferlerde ama bu sene beklentim vardı. Bu sene de aynı. Göztepe hata yaptı. Geçen sene iyi kadro kursaydı o kadro bile playoff'a kaldı, çıkabilirlerdi. Aynen. Bu senelik daha zor. Hata yaptılar. Bence Trabzonspor'dan Onuachu transferinden dolayı bir iki genç oyuncu Göztepe'ye gelebilir. Kerem Şen gelecek diyorlar. Batuhan Kör'ün de adı geçiyor. Batuhan Kör değil, daha çok Kerem gelecek. Öyle mi? Tabii. Hatta öyle bir haber vardı. Hatta Göztepe'ye yakın bir kaynağım verdi haberde. Ya Kerem Şen'in gelmesi bir şey yanlış olur. Ya Göztepe cidden çok sıradan kadrosu var. Şu an Göztepe'yi bir de iki tane sakatlıkta yaktı. Ahmet Yıldız'la İsmail Köybaşı'nın olmaması da büyük problem. Bir de Doğan Erdoğan geldi konuşuluyor. Ne düşünüyorsun? Ha, Orçun Akten'in haberi, o verdiyse doğrudur direkt zaten. Göztepe'ye çok yakın bir isim. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Doğan Erdoğan'ı. Ya Doğan Erdoğan çok koşan, mücadele eden bir futbolcu. Yürekten oynayan ama yetenek yok oyuncuda yani. Farklılık yaratacak bir yanı yok. Hem farklılık hem de skor yapacak bir orta saha lazım. Ahmet Yıldız skor yapacak bir oyuncu da işte sakatlığı yaktı takımı. Ahmet Yıldız da bir geçen sene yaptı ama kariyerinde, biliyorsun. O da doğru. Ya geçen sene çok iyiydi. Biz de şaşırdık hatta, biliyorsun. Ya hadi İsmail Köybaşı'nın alternatif var. Yunus Emre çok iyi bir sol bek. O problem değil de. Ahmet İldiz'in şu an ikamesi de yok kadroda. Göztepe'nin kadrosu ciddi sıkıntıda zaten. Ben işte her hafta ya ben en fazla playoff'a kalır diyorum. İlk iki aday olarak göremiyorum. Zaten şöyle bir şey var. Bu sene hiçbir takımın kadrosu %100 iyi değil. Vallahi herkesin belli sıkıntıları şimdi var. Şimdi öyle de ben Eyüp Spor'un bile kadrosunu %100 görmüyorum. Ama Eyüp Spor zaten kapatıyor yine bir türlü. Ama şimdi yani. Göztepe'nin kulübe sıkıntılı. Bir de ben Göztepe'yi ayırıyorum diğer takımlardan. Şimdi mesela sen diyorsun ya işte playoff oynar. Ya ben playoff'tan bakmıyorum. Bu Göztepe takımı kaç yıllık kulüp? Süper Lig'de oynamış. Göztepe'nin buralarda olmaması lazım. Ya orası öyle de benim Ankersen ve ekibinden bir ümidim yok. Sports Republic'in aldığı tüm takımlar başarısız. Ben de orada Mehmet Sepil'e gidiyorum. Yani başarısızlar zaten. Niye o zaman bıraktın kulübü? Mehmet Sepil tam olarak da bırakmadı. Hala hisseleri var. Var da çoğunluk Sports Republic'te. Yani işte ama. Ya asıl karar mercisi onlar şu anda. Ya Sports Republic'in başarılı olduğu bir takım yok. O yüzden bir ümidim yok onlardan. Southampton da küme düşürdüler. Aynen. Hemen işte orada kulübü teslim ederken kime teslim ettiklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim ülkemize diyorlar ya işte kulüpleri Katarlılara satmayın diye. Ya bak bunlara verdiler. Bence Mehmet Sepil orada verdiği parayı geri alabilmek adına kimin olduğuna bakmadan verdi direkt. Bana öyle geliyor. Veriyorsan komple bütün hissesini versin o zaman. Yani aynen o da olabilirdi. Yani o zaman onu düşüneceksin. Kendini iyi hisse bırakıyorsun o zaman burada. Madem Göztepe düşünüyorsan. Benim bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Çok gel gitti bir maç. Zor bir maç. Ne olursa hiç şaşırmam. Bakalım ne olacak. Son maçımızda pazartesi akşamı. Aynen. Zor bir maç o da. Sakaryaspor Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sakarya'da. Sakaryaspor Tuncay Şanlıhoca ile ilk maçına çıkacak, onu söyleyelim. Sakaryaspor'un orta saha hattında da ciddi bir sirkülasyon oldu. Hakan Yavuz ve Nalepa gittiler. Muhammed Akaslan gitti. Ha o da gitti, Muhammed de gitti. Hasan Kılıç geldi, Murat Cem Akpınar ve Sinan Kurt geldi biliyorsunuz. Bodrum Futbol Kulübü'nde de 4 maçta alınan 7 puan var. Bence ne çok iyi başladılar ne de çok kötü başladılar. Çünkü kadrolarına çok ekstra bir hamle de yapmadılar. Yine geçen seneki kadroyla devam ediyorlar ve ayrıca ligin en iyi oyuncularından biri olan Kenan Özer ilk 4 haftada bir dakika bile oynayamadı sakatlığından dolayı. Ben bu maçta Sakaryaspor tarafındayım. Sakaryaspor'un yeni hocasıyla ne yapıp ne edip bu maçı alacağını düşünüyorum. Zor bir maç, evet, katılıyorum. Hani rakip de iyi bir takım, Bodrum iyi bir takım cidden ama Sakaryaspor tarafındayım. Dün Sakaryaspor bu arada Hatayspor'la bir hazırlık maçı yaptı İstanbul'da. 2-0 kaybetti, onu da söyleyeyim. Yorumun ne olur maçla alakalı? Hazırlık maçlarını ben ölçü almadım. Aynen, ben sadece şey olarak söylüyorum. Hiç girmiyorum hani zaten. Ona bakarsan Göztepe'de 5 attı değil mi Bodrum'a? Ben orada da skora bakmıyorum. Aynen. Sadece 3'lüden 4'lüye döndüğü için benim dikkatimi çekiyor. Şimdi Tunca Hoca'yı zaten konuşmuştuk pazartesi günü. Aynen. Tekrardan dahil olmasını dileyelim. Orta sahada büyük sirkülasyon oldu. Muhammed Akaslan'ı ben zaten sezon başında söyledim yaz döneminde. 1. Lig'e uygun bir oyuncu değil diye takımdan ayrıldı. Zaten her hafta yorumluyorduk performansı kötü diye. Aynen. Nalep'e gitti. Hakan Yavuz'u da zaten söylüyorduk çok kötü diye. Hakan Yavuz'u gitti. O da normal. Geçen sene iyi başlamıştı Sakaryaspor'da. İyi oynuyordu ilk haftalarda ama ardından kontak kapatmıştı. Bu sene de zaten yedek kulübesine hapsoldu biraz ve takımdan ayrıldı. Nalepa'nın gitmesi yanlış, onu söyleyeyim. Bir de Sakaryaspor'un sezona başlayıp ilk 4 haftaya da başlayıp 3 tane orta sahasıyla yolları bir anda ayırıp 3 tane yeni oyuncu getirmesi Sakaryaspor için de büyük bir yanlış. Orada şöyle söylüyorlar. Nalepa'yı bilerek yolladık. Çünkü Donkor'a lisans çıkarabilmek yanlış. Donkor geçen sene bu takımı en çok yakan oyuncu. Doğru. Bak en çok yakan oyuncu. Bir yeri tamamlayayım derken yanlış oyuncuyla tamamlıyorsun. Ve yanlış oyuncuyu gönderiyorsun. Bir de Donkor takımdan gönderilecek oyuncuydu. Hani göndermek istiyordu yönetim. Aynen. Bir anda hani Donkor'a neden döndüler onu da anlamadım. Bir de geçen sene dediğim gibi en çok yakan oyuncuydu. Bireysel hatalarla beraber en çok yakan oyuncu oldu. Şimdi orta sahaya Hasan Kılıç geldi. Murat Cem Akpınar geldi. Sinan geldi. Sinan Kurt geldi. Murat Cem Akpınar bir Kenan Alepa'nın açığını kapatabilecek bir oyuncu değil. Hasan Kılıç'a geliyorum. Hasan Kılıç İyi bir oyuncu ama Nalepa gibi skorer bir oyuncu değil. Duran top kullanmaz, kullanamaz. Penaltı atıyor işte. Sadece penaltı atar. Ama penaltı noktasına da bakarsan yani kaç tane maçta penaltı gelecek? Yani tabii. Daha çok önemli olan duran top. Sakaryaspor'da duran topları bundan sonra Burak Süleyman kullanır. Aynen. Hep. Nalepa gittiği için diyor. Şimdi öyle de olduğu zaman da işte her şey Burak Süleyman'a kalacak. Sence Nalepa'da da mı gitmek istedi acaba? Yok, bence dediğimiz gibi Donkor Hindistan çıkartınca onlar gönderdi. Muhammed'e de onlar gönderdi. Nalepa'dan ne kadar bonservis alındı acaba? Bilmiyorum. Hani iyi bir paraysa de tamam da düşük bir mali paraysa değmez direkt yani. Rakibine verdin bir de. Çorum'a tabii. Sen hep diyorsun ya programlarda direkt rakibine vermez. Nalepa bu ligin en iyi yabancı oyuncularından biri bir de. Yani Sakaryaspor'da çok ilginç transfer süreci ilerletiliyor. Hem yaz dönemi başında. Çünkü hep söyledik. Ben ne dedim hep sezon başında? Sakaryaspor'un yaptığı transferler birçoğu yanlış dedim. Şimdi bak ben sana gene söyleyeyim. Geçen de söyledim. Bak devre arası hazır ol. Delva'ya gidecek büyük ihtimalle. Bilal de gidecek. Bak bu oyuncular da gittiği zaman da Sakaryaspor iyice hani çorbaya dönmüş olacak. Ben bu maçla ilgili Sakaryaspor'un en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bodrumspor çünkü bu sene geçen seneden daha uzakta. Benim kendi görüşüm. Ben Bodrumspor'dan bu sene playoff'ta beklemiyorum acaba. Bodrum bu sene de playoff'a kalırsa büyük iş yapar. Bu senelik daha zor. Kesinlikle öyle. Sakaryaspor'un da Tuncay Şanlı Hoca ile başarılabileceğini düşünmüyorum. Tuncay Hoca'nın çok iyi bir dönemde geldiğini düşünüyorum. Çünkü takım çok kötü durumda. Elinde büyük fırsat var. Toparlarsa eğer kendine büyük artı yazar. Toparlayabileceğini düşünüyor musun peki? Çok ümidim yok. Ben Tuncay Şanlı Hoca ile de yollarını ayrılacağını düşünüyorum. Ya bir kere şuradan örnek verelim. Sakaryaspor yönetimi geçen sene şampiyon oldu. Takımın hocası Tuncay Şanlı'ydı. Ben hatırlıyorsun ne yorum yaptım? 21-22'de oldu. Hatırlamıyorsun bence. Ben yo lige dedim. Devam ederse hata olur demiştin. Hayır. Şöyle yapamaz dedim. Demedim mi? Tuncay Şanlı Hoca çıktı. Takımla beraber. Zaten yapamayacağını söylüyoruz. Ama sen hiç iş yapmayacak bir hocaya getiriyorsun. Zaten o seneden gelmişti. Bir şey diyeceğim. Tuncay Şanlı zaten şampiyon yapmadı ki. Ercüment Hoca yaptı. Aynen. Yok, o 6 haftada senle ben bile gelsek şampiyon yapardık. Son başında o varken aynen. Tuncay Hoca vardı da. Ya sen hocayı gönderiyorsun. Birinci yeterli olarak görmeyip. Şimdi nasıl getiriyorsun? Yönetimin hatası. Ben Tuncay Hoca'nın da gideceğini düşünüyorum. Buradan söyleyeyim. Olabilir. Bakalım ne olacak. Sakaryaspor'un ekibi kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben de kazanacağını düşünüyorum. Ağzına sağlık. Uzun bir program oldu. Tüm takımlara başarılar dileyelim hafta sonunda. Aynen. Başarı dileklerimizi iletelim. Ekleyeceğim bir şeyler var mı? Tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Tabii ki. İzleyen herkesten de videomuzu beğeniyorum. Özellikle rica ediyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynen. Tüm takımlarda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Pazartesi günü sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Hafta sonunda tüm maçlarda tüm takımlara da başarılar dileyelim. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir hafta olsun. Herkese selamlar, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.